izleyenler Türkiye'nin kıtalar arası kokay, kokain ticaretindeki rolü arttı. Raporlara yansıdı. Son 7 yılda Türkiye'de yakalanan kokain 7 katına çıktı. Gelin hep birlikte raporlara yansıyanlara birlikte bakalım. Renk ve görünüm itibariyle kokain maddesi. Latin Amerika ve Avrupa uyuşturucu trafiğinde sevkiyatın en çok yapıldığı iki ülke. Bu trafikte Türkiye merkez üst. Gözler bir kez daha Türkiye'nin uyuşturucu ticaretindeki rolünde. Birçok uyuşturucunun Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında Türkiye etkin. Öyle ki el konan kokain 7 yılda 7 katına çıktı. Bu dönem uyuşturucu konusunda sıkça eleştirilen Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na denk geliyor. Soylu döneminde Türkiye'deki limanlar uyuşturucu trafiğinin ana merkezlerinden oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu INCB, 2022 yılı raporuna göre uyuşturucu trafiğinde Türkiye bir geçiş noktası. Kolombiya merkezli Insight Crime'a göre Orta Doğu'ya ulaşan kokainin %20'sini Türkiye mafyası kontrol ediyor. Lan, şurada, İstanbul, Isparta ve Konya. Bu noktalarda Avrupa'nın kokain baronu olarak bilinen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan çok sayıda isim 13-25 Haziran 2023 operasyonlarında gözaltına alındı. 13 farklı adreste 43 uyuşturucu karteli ve uyuşturucu şebekesiyle bağlantılı 43 kişi gözaltına alındı. Ancak bir de yakalanamayanlar var. Yakalanmayan ve Türkiye'ye gönderilmek üzereyken bulunan uyuşturucu da hesaba katıldığında durumun ciddiyeti artıyor. Komşu ülke Suriye, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de uyuşturucu trafiği arttı. Suriye'deki iç savaş sırasında paramiliter grupların kullanılması Türkiye gibi Suriye'de de uyuşturucu ticaretini arttırdı.